Herkese merhaba. Bugün Yaren'le beraber Kızılcık Şerbeti'nde sosyal medyada ses getirmiş olan bölümleri analiz edeceğiz. İlki hatırlarsın belki, ikinci sezon başladığı zaman Fatih Doğan'ın bebeğini elinden almaya çalışıyordu ve onu hastaneye kapattırmaya çalışıyordu. Annesiyle bir sahnesi vardı. Annesinin ona silkelenmesini gerektirdiğini söylediği. İstersen onunla başlayabiliriz. Tabii, uygundur Doğacığım. Şimdi bilmeyen izleyicilerimiz için o sahneyi hatırlamak adına bir tekrar üzerinden geçelim isterim öncelikle. Şöyle bir an yaşanıyor aslında. Doğan ve Fatih karakterleri boşanmaya karar veriyor. Ancak bu sancılı bir süreç oldukça. Hem ailelerin yapısı hem bebek hangi tarafta kalacak durumu vesaire derken işler aslında kızışıyor ve ailelerin araya girmesiyle birlikte de durum epeyce bir karışıyor aslında. Bu süreçte de velayet konularında Fatih tamamıyla aslında bebeği doğadan almak adına bir takım yollar ve yöntemler izlediği için bir psikolojisi bozuk raporu aldırmak istiyor. Ve Doğa karakteri de orada annesiyle bir sahnesini görüyoruz Kıvılcım karakteriyle birlikte olan. Hani bittim ben artık, ben anne diyor. Ve çaresizlik içinde hani yeni doğduğu süte bağlı bir bebeği kaybetme korkusu yaşıyor aslında ve bunu da sahneye oldukça iyi yansıtıyorlar aslında. Tam da o noktada Kıvılcım karakteri bitemezsin, duydun mu beni, bitemezsin. Kendin için, kızın için, kardeşin için, ailen için bitemezsin. Yumruk mu yedin, silkeleneceksin. Yaralandın mı, doğrulacaksın. Düştün mü, tekrar kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek cümlesiyle kadının gücünü ve erkek egemen toplum düzenindeki kadın olmanın ağırlık ve zorluklarını dile getirmiştir aslında. Biz de tam olarak buna tanık olmaktayız. Bu oldukça olumlu bir sahne aslında. Günümüz toplumunda ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği had safhada. Ve bu noktada yapılanmalar da kısıtlı ne yazık ki. Televizyonlarla da bunun desteklenmesi ve toplumsal rollerin pekiştirilmemesi adına, o zincirlerin kırılması adına yapılan birçok sahne var bu dizide. Ve ben bunları olumlu buluyorum aslında Doğa. Yani toplumun kodlarına işlenmiş bu temel roller, kadına atfedilmiş temel roller ne yazık ki karşısında durmamızı gerektiren şeyler ve durmamız da gerekli. Çok fazla mesaj içeriyor aslında dizide. Elbette. İkincisi ise şöyle, Nur Sema biliyoruz ki Rüzgar'ın kanalında işe girdi ve ailesi bunu onaylamıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, Nur Sema karakteri aslında tam da kadının gücünden bahsetmişken çok iyi üzerine denk geldi. İki güzel sahne, birbiriyle bağlantılı sahne seçmişiz aslında. Şöyle, Nur Sema karakteri aslında okumaya yurt dışına gönderilmiş. Yıllarca okumuş, çok birikime sahip, entelektüel kesimden bir kadın aslında. Ama bunun yanı sıra ne yazık ki okumuş olsa da, bir sürü bilgi birikimine sahip olsa da ailesi muhafazakar kesimden bir aile yapısına sahip olduğu için tam da bu noktada toplum tarafından kadınlara atfedilmiş olan rolleri üzerine giymiş Nur Sema aslında. Ve tek işi aslında evde uğraştığı hat sanatı dışında tek işi diyeyim. Ki bununla da uğraşması annesinin pek de hoşuna gitmiyor aslında. Çünkü ev işleri, yemek ki evde yardımcıları olan bir aile, varlıklı bir aile. Fakat evin büyük annesinin bir lafı var. O da şu, her ne kadar yardımcımız olsa da evin yemeğini evin hanımı yapar gibi bir algı oluşturuyor aslında. Nur Sema da bunun yıkılmasında oldukça iyi bir örnek, oldukça iyi bir etken diyebiliriz aslında. Bunun sebebi de şu, Nur Sema alışveriş yapan, evde yemek yapan, annesine yaptığı işlerde yardımcı olan ve arada bir vaktinden arttırdığı zamanlarla halk sanatıyla uğraşan ve bundan çok keyif alan bir karakter aslında. Dolayısıyla belli bir zaman sonra, işte evlilik sürecine girdikten sonra bu durum değişiyor ve Nur Sema çalışmak istiyor. Bunda etkili olan bir karakter de tabii ki eşi olan adamın birazcık Nur Sema'nın ailesine ve Nur Sema'ya göre varlıklı olmaması, daha sıradan bir, mütevazı bir hayat yaşıyor olması. Dolayısıyla hem Umut'un bu maddi imkansızlıkların arasında Umut'un kazandığı para yetmiyordu. Hem de Nur Sema zaten çalışmak isteyen bir kadındı. Bunun için de iyi bir iş imkanı buldu. Son bölümde geçen Nur Sema'nın ödül alma serüvenine tanıklık ediyoruz bir de.
Bu serüvende de şöyle, aile desteklemiyor, hatta yalnız gitmesini bile istemiyorlar Nursema'nın ve aile aslında o ödül alma törenine gidiyorlar ve ödül alma töreninde geçen konuşmalar aileyi oldukça rahatsız ediyor ve yine bu tavır ve tepkilerine, jest ve mimiklerine yansıyor. Aslında ne kadar gurur duysalar da şuna şahit oluyoruz mesela. Herkes kalkıp Nursema'nın konuşması bittikten sonra ayakta Nursema'yı alkışlarken annesi isteksiz ve kalkmak istemiyor. Zorla kalkıyor en sonunda falan. Çok dikkat çektiğini, zoruyla kalkıyor. Çok dikkat çektiğini algılayınca vesaire. Ve bu da aslında kadının kadına olan düşmanlığı, hatta bir annenin kızına yapabileceği en büyük kötülük olarak adlandırabileceğimiz bir şey. Ama Nursema karakteri en başından en sonuna kadar kadının gücünü çok da güzel bir şekilde bizlere gösterdi aslında ekranlar önünde. Böylece özetlemek mümkün. Tamamdır, teşekkür ederiz. Bir diğer sormak istediğim bölüm ise Pembe'nin Mustafa hakkında arkadaşıyla evlilik öncesinde yaşaması gerektiğini düşündüğü bazı olaylardan bahsettiği bir yer var. Bunun hakkındaki düşüncelerin neler? Şöyle, aslında bu dizideki olumsuz olarak gösterebileceğim sahne örneklemelerinden biri. Ve ilk bölümlerde yer alıyor aslında. Biliyoruz ki Pembe Hanım'ın, yani evin annesinin, çocuklarının hepsini evlendirme, bir çoluk çocuğa karıştırtma, işte torun sahibi olma gibi bir amaç güdüyor. Yani kadın böyle bir gelenekten, böyle bir usulden geldi. Şöyle, çocukların tamamen kendi sınırlarını çizdiği bölgede yaşamalarını ve onun izin verdiği ölçüde davranmalarını, onun istediği kalıplara sığınmalarını istiyor. Ve aslında bu durum çocukları birey olmaktan çok uzaklaştırıyor. Anneye bağımlı bir hale getiriyor. Bunu da her bir çocukta görüyoruz aslında. Nursema'da da, Mustafa'da da, Fatih'te de görüyoruz. Hepsi annesi ve babasının ağzından çıkan iki kelimeye bakıyorlar. Sanki Mustafa ve Fatih'te daha fazla var ama. Nursema birazcık daha onlardan ayrışmaya başladı. Evet, Nursema biraz zinciri kırdı diyebiliriz. Onu ilk bölümlerde değil, işte evlilik süreci ve sonrasında görüyoruz. Ama yine tabii ki baktığımız zaman son bölümlerde de Nursema'nın da bunu belli ölçüde yapabildiğini gösterecek sahnelerimiz var. Mesela işten çıkması örneği gibi. Yani direniyor, evet bir direniş var ama sonuç vermeye de biliyor bu direniş. Çünkü oturmuş net, keskin yargılar ve kalıplar var ve alışılmış bir takım şeyler var. Gidebilecekleri sınırları biliyorlar gibi davranıyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bir durumun içindeki bir aile yapısında böyle bir olayın patlak vermesi de çok doğal karşılanabilir aslında, ama tabii ekrana yansıtılma şekli ve yansıtılmasını pek ben etik bulmuyorum tabii ki. Çünkü 7'den 70'e birçok insan izliyor tabii ki televizyonu ve tabii ki olumsuz örnek oluşturabilecek bir sahne aslında. Sahnenin içeriğinden biraz bahsetmek gerekirse, Pembe Hanım ve arkadaşının bir konuşmasına rastlıyoruz ve hani bu sahneye biz zaten oldukça fazla tanık olduk dizi boyunca. Pembe Hanım sürekli çocuklarını evlendirmeye çalıştığı için sürekli görücü usulü, işte bir arkadaşla bir iletişim kurma sonucu birilerini getireyim eve, götüreyim eve, birileri gelsin, birilerine çocuklarımı beğendireyim, çocuklarım da beğensin, evlensinler ama benim kültürümden biri olsun, kapalı olsun, hanımcık olsun. O da sözümden çıkmasın mantığıyla yaklaşıyor aslında. Yine böyle sahnelerden birinde Pembe Hanım arkadaşıyla konuşurken konu Mustafa'ya geliyor bu sefer. Mustafa evlenecek çağa geldi ama çok içine kapanık. Ben de ders edindim. Evlenince ne yapacak bu çocuk? Malum gerdek var diyor. Ve aslında Mustafa'nın birazcık daha ilişkilerde iyi olmadığına vurgu yapılıyor aslında burada. Mustafa özel bir insan olabilir, üzerine çok düşünmemiş, hatta örselenmiş bir çocuk da aslında. Çünkü hep ailesi tarafından ve okul hayatı yaşamı boyunca işte geri zekalı, beceriksiz, bir işi göremez gibi lanse edilmiş ve öyle hissettirilmiş o çocuğa. Ve dolayısıyla bu süreçten sonra da kazanılması çok zor bir birey haline gelmiş Mustafa. Pembe Hanım'ın bu sözleri üzerine arkadaşı bir çare sunuyor Pembe Hanım'a. Diyor ki, benim zaten bunu yapmış olan bir arkadaşım var. Bunun bir çaresi de var. Biz bunu hallederiz. Pembe Hanım da, aa nasıl olacak o iş falan diyor. Sorun olarak görüyorlar. Evet. Nasıl olacak?
olacak o iş dediğinde de konuşuna geliyor. Bir kız buluruz, eve gelir, hallederiz filanla getiriyorlar. Yani alttan alta bunun mesajını veriyorlar. Ama Pembe Hanım'ın yanıtı çok dikkat çekici. Ve asıl etik olmayan kısım da bu aslında. Yalnız Mustafa üzülür, bu kız bizim eve çalışan olarak gelsin. Bir süre sonra yanaşır Mustafa'ya, artık odasına mı girer ne yapar ben bilmem onu. Her şeyi öğretsin oğluma, evliliğe hazırlasın oğlumu diye bir yanıt veriyor. Ve bu yanıttan da anlaşılacağı üzere kadın cinsel obje haline getiriliyor. Yani eve bir yardımcı olarak gelecek, bir hizmetli olarak gelecek ve oğlunu evliliğe hazırlayacak. Ve daha sonra ki sahnelerden, yani ilerlemiş bir sahneden de örnek vermek gerekirse, o alınan yardımcı, Mustafa'ya evliliğe hazırlayan yardımcı ve Nilay ile evlendikten sonra bu üçlünün karşılaşmasını görüyoruz aslında. Ve ne kadar onur kırıcı, ne kadar Mustafa açısından da utanç verici bir durum olduğunu o sahnede daha net algılayabiliyoruz. Bu inanılmaz etik dışı bir durum ve televizyonda da yer almaması gereken bir konu diye düşünüyorum. Özellikle bir kadın olarak. Tabii ki de her ne kadar sosyal açıdan güzel mesajlar olsa da yanlış şeyler de var. Kesinlikle. Son olarak son bölümde gördüğümüz Görkem ve Fatih'in beraber arkadaşlara yemeğe gittikleri bir sahne var. Hı hı. Orada Fatih'in arkadaşı bir konudan bahsediyor ve Görkem fazlasıyla tepki veriyor haklı olarak. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle, zaten Fatih aynı sahnenin benzerini Doğa'yla da yaşıyor. Biz, aynı arkadaşlar. Evet, aynı sahneyi ikinci kez izlemiş olduk. Benzer sahneleri. Doğa daha düşük bir tepki veriyor. Görkem karakteri dolayısıyla daha asi bir noktada olduğu için daha yoğun bir tepki veriyor aslında. Baskın bir tepki veriyor. Ve birbirleriyle olan tartışmayı görüyoruz. Hem arkadaş ekibiyle hem birbirleriyle olan tartışmayı görüyoruz. Fatih'in arkadaşı ortaya bir konu atıyor. İşte biz bayi toplantısına gideceğiz vesaire gibi. Yurt dışına bir yere. Ve Görkem ben bilirim o bayi toplantılarına diye bir yanıt veriyor. Dolayısıyla burada bir çekişmenin başlangıç tohumu ekilmiş oluyor zaten. Fatih gidemez nokta diyor. Fatih de tabii ki burada Görkem sen mi karar veriyorsun buna diyor ve bir çatışma sorusu daha gelmiş oluyor. Ve Görkem bunun üzerine ayağa kalkarak diyor ki iyi sıkıyorsa git bak bakalım döndüğünde evde olacak mıyım ben. Doğa gibi evde oturup ağlayarak beklemem ama gibi bir şey söylüyor. Bunun üzerine de arkadaşı Fatih'in yengecim işte erkekler böyledir azıcık görmezden gel biz de deşarj oluyoruz bunu yaparak vesaire gibi şeyler söylüyor. Ve aslında adamın yanında duran kadın da bunu tamamen kabullenmiş bir kadın figürü. Yani bunun çok normal olduğunu söyleyip ısrarla devam ediyor buna. Bu durum Görkem'i çok sinirlendiriyor aslında. Görkem de yoğun ve baskın bir tepki veriyor. Biraz hakaret içerikli hatta. Daha sonra masadan ayrılıyorlar. Burada da çok ciddi erkek egemen yapının nasıl kadının cinselleştirilmesi ve objeleştirilmesiyle ilgili birer örnek niteliği taşıdığını görüyoruz aslında yani temel. Bir de Fatih'in arkadaşı o sahnede sen evlendiğinde değişiyorsun diyor. Burada şöyle bir şey söylemek mümkün. Fatih zaten başından beri izleyiciye çapkın bir karakter olarak tanıtıldı. Dolayısıyla biz Fatih'in çapkınlıklarını çokça sayıda gördük. Karısını aldatması, işte Görkem ilişkisi, Doğa'ya aynı zamanda aşık ama Görkem'le evli. Yani garip ilişkiler içerisinde sürekli görüyoruz Fatih'i ama bu noktada Görkem karakteri her ne kadar toplum tarafından çok beğenilmese de, yani eleştirilen bir karakter olsa da kadının gücünü gösterdi ve hepimizin içine bir nebze de olsun su serpti aslında. Doğayla ilgili söylediği şeyleri tenzih ederek konuşuyorum tabii ki. Bu şekilde yani olması gerektiği gibi bir cevap gördük aslında orada. Çok teşekkür ederiz Yaren. Bölümler hakkındaki yorumların çok güzeldi. Bizden bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.